Selamun aleyküm, merhaba değerli insanlar. Bugün yine Alaaddin Çakıcı'ya cevap verme gereği duyuyorum. Twitter odalarında, kendi Twitter sayfasında ve Şemsettin Başak seçim arifesinde bazı videolarda bir şeyler söylemeye çalışıyor. Bakın Alaaddin Bey, ben seçim arifesinde konuşmuyorum. Ben 15 yıldır konuşuyorum. Ben 15 yıldır bir sürü faili meçhul cinayetler, ülkede dönen oyunlar, hırsızlık, adam kaldırmalar 15 yıldır anlatıyorum. Siz yeni duymuşsanız bunu bilemem. Ama siz beni o zaman yanlış araştırmışsınız. Seçim arifesine ilgim alakam yok. Benim seçimlerle de işim yok. Hiçbir partiyle de işim yok. Ben hiçbir partiye de üye değilim. Ben 15 yıldır ülkede dönen dümenleri, faili meçhul cinayetleri anlatıyorum. 2000 kişinin faillerini anlatıyorum. Ne Tayyip Erdoğan'dan, ne hükümetten, ne hakim savcılardan henüz bir ses yok. 2000 tane sivil halk öldürmüşler Sayın Alaaddin Çakıcı Bey. Şimdi siz mazlumun yanında, ezilenin yanında gelin bizle beraber bu haklılık mücadelesine siz de destek olun bize. Eğer gerçekten düşenin yanındaysanız, haklının yanındaysanız safınızı belli edin. 2000 tane insan öldürmüşler. 12 yaşında çocuğun başını kesmişler. 15 yıldır anlatıyorum. Nerede adalet? Nerede hükümet? Nerede hakimler? Savaş, Şen, Kastamonu, Azdabaylı. Çocuğun ismine kadar veriyorum. Gece saat 3'lerde kalkıp ağlıyor. Allah'ım cehennemlerde yanacağım. Namaz kılıyor, namazın başında ağlıyor. Binlerce insan öldürmüşler. Resimler hep bende. Alaaddin Bey, resimleri Türkiye'deki hakim savcılara bu dosyayı sundum. Bana diyorlar ki bu devlet sırrı, bunun üzerine gidemeyiz. Ya 12 yaşında çocuk öldürmüşsün hemşerim, öldürmüşler. Başını kesmişler, alttan not düşmüş. İnsan öldürmek sanat olsaydı, biz bu şeytan ve katillerle beraber o kontralar dünyanın en büyük Nobel ödülünü alırdı. Yani bunu size belirttim. Alaaddin Bey, ben bugün konuşmuyorum, seçim arifesinde değil. Ben 15 yıldır konuşuyorum, haykırıyorum, 15 yıl. Ve asla, yine söylüyorum, bizim büyüklerimiz bize asla, düşmanınız bile olsa büyüklerinize karşı saygıda kusur etmeyin. Ben asla, hiç düşmanım da olsa saygısızlık yapmam. Çünkü aldığım aile terbiyesi bana bunu görev biliyorum. Biz yani şunu sana bildiriyorum ki biz bunu yeni konuşmuyoruz. 15 yıldır ben bunları konuşuyorum, bu ifşaları. Seçim arifesiyle alakası yok. Hasan Yeşildağları tanıyor, Tayyip Erdoğan'ın gizli kasaları. Bu adamlar bize Ali Fevzi biri kaçırttılar. Aramıza çöktüler. Yıllarca cezaevi yatırdılar. Yapıyorsanız gelin bu adamlarla 2-3 tane kelime söyleyin de sizin aklının yanında olduğunu bilelim Alaaddin Bey. Bu adamları niye mağdur ettiniz? Ben bir önceki videomda seslendim yine. 10 tane Kürt, 10 tane Türk, 10 tane Yahudi, Müslüman toplanalım, şeriat yapalım. Biz haksızsak ne ceza varsa kabul ediyoruz ama karşı taraf haksızsa gelin bize destek olun. Bunun dışında bizim sizde hiçbir alıp veremeyeceğimiz yoktur. Biz kimseyi de tehdit etmiyoruz. Sorunumuz olduğumuz insanlarla zaten burada sosyal medyada anlatmayız. Merak etme. Gideriz işimizi kapısına kadar hallederiz yani. Ya bizden gider ya ondan gider. Umarım bu mesajım size cevap olmuştur. Twitter odalarında işte Şemsettin Başak bir şeyler anlatmaya çalışıyor diyorsun. Anlatmak istediğim budur işte. 15 yıldır ben anlatıyorum. Seçim arifesiyle alakası yok. Bütün halkımıza selamlar, saygılar.